Orta Doğu'nun yeni yüzyılı. İnsanlık tarihinin kadim coğrafyası. Orta Doğu. Dinler, kültürler, inançlar ve tarihle yaşayan, üzerinde asırların izini taşıyan coğrafya. İlk insana, peygamberlere, önderlere, nice savaşlara, devletlere ve medeniyetlere ev sahipliği yapan Orta Doğu. Orta Doğu kavramı üzerindeki farklı tanımlamalar aslında biraz da bölgenin gerçeğini anlatır. Yakın dönem İngiliz haritacılığı tarafından şekillendirilen Mezopotamya ve çevresinin son birkaç yüzyılı, bölgenin bugününe de kılavuzluk yapmaktadır. Orta Doğu'daki siyasal rejimlerin, özellikle Birinci Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalan ardıl devletler olarak egemenliklerini kazanmaların arkasından monarşik yönetimlerle idare edildiğini biliyoruz. Burada iki önemli bulgu var. Bunlardan bir tanesi bu ülkelerin hem krallık yönetimiyle hem de parlamentoyu bazılarının ortak götürmesinde çok ilginçtir. 1876 ve bizim 1909 Osmanlı Anayasaları'nın model almalarıdır. Fakat hemen akabinde özellikle Orta Doğu'nun Birinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan bir önemi vardı. Bu da neydi? Endüstriyel ihtilalde dünyadaki petrol tüketimi arttı ve birdenbire Orta Doğu'nun kıymeti arttı. Bu kıymetin biz İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya ile İngiliz ordusunun özellikle Kuzey Afrika muharebelerinde karşı karşıya gelmelerinden biliyoruz. Neticede İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan sürecin içerisinde soğuk savaş sürecinin başladığını görüyoruz. Ve Osmanlı'dan egemenliklerini yavaş yavaş kazanan devletlerde iki önemli semptom ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi İsrail Devleti'nin kurulması ve Arap devletlerinin bu devlete karşı ittifak ederek 3 tane ayrı savaş cereyan etmesi. İkincisi ise bu çok önemli. Orta Doğu'da kimin hakimiyet kuracağı ve nüfuz alanının Osmanlı'nın bıraktığı, İngiltere'nin bıraktığı nüfuz alanını kimin dolduracağı meselesiydi. Biz buna uluslararası ilişkilerde power hole diyoruz, güç boşluğunu. Burada iki önemli aktör çıktı. Bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri, ötekisi ise bildiğimiz gibi Sovyetler Birliği'ydi. Ve nitekim Sovyetler Birliği'ne bağlı olarak gelişen Baas Partisi ve Arap Milliyetçiliği. Siyasal açıdan da baktığımızda ana vurgunun biz Arap Milliyetçiliği ve özellikle de Baas Partisi etrafında sosyalist ideolojinin bu Libya'dan Cezayir'e kadar olan süreç içerisinde devam ettiğini görüyoruz. Ama bir şey daha var. Totaliter liderlere verilen Batı'nın desteğinden bahsetmek gerekiyor. Nitekim bugün Muammer Kaddafi rejimine baktığımız zaman 41 senedir burada hüküm sürdüğünü görüyoruz. İşte 2008 ekonomik krizinden sonra yaşanan sürecin içerisinde yeniden Arap Baharı tarif ettiğimiz yeni bir değişim başladı. Ancak bu değişimin biz medya endekste olduğunu biliyoruz. Bu da şu, iki önemli vurgu var. Bunlardan bir tanesi 1991'de Amerika Birleşik Devletleri'nin ön plana çıkması. Yani Soğuk Savaş sona erdikten sonra Sovyetler Birliği'nin artık Orta Doğu'da söz sahibi olamadığını görüyoruz. O halde 1991 Körfez Savaşı yeni bir olguyu Amerika Birleşik Devletleri'nin hegemonik güç olarak ortaya çıkışını getirmiş ve askeri siyasi açıdan da Bush doktrini dediğimiz doktrinle Amerikan askeri gücünün bölgeye yerleştiğini görüyoruz. Kuveyt'in işgalinden kurtarılan Irak'a yerleşen Amerikan askeri gücü bölgeye büyük bir hava ve deniz gücü olarak bütün körfezi kontrol edecek şekilde yerleşmiştir. Bu belki de Irak-İran savaşı ve 1979 İran devrimine karşı yapılan çok önemli bir atılımdı. Ama şu da vardı. O da artık Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi içerisinde Sovyetler Birliği'nden sonra kalan Rusya'nın Amerika'nın bu atılımını karşılayamaması. Yani Amerika bölgeye oturdu. Bush doktrinini çizdi. Fakat şunu gördük. İkinci değişim dalgası, spillover dediğimiz bir değişimi getirdi. O da nedir? 11 Eylül sonrasından sonra Amerika Birleşik Devletleri müttefiklerinin
terörle savaş sendromunun ortaya çıkardığını görüyoruz. Bu neyi getirmiştir? Afganistan coğrafyasından Fas'a kadar olan hem Kuzey Afrika Mağrip bölgesini hem de aynı zamanda Orta Asya'yı kapsayacak şekilde bütün Orta Doğu'nun genişletilmiş Orta Doğu diye bir kavramı ön plana çıkardığını görüyoruz ki burada Türkiye'nin rolünün giderek arttığını bir zaman içerisinde gördük. Bu Özal hükümetiyle başlayan bir süreçti. Türkiye Soğuk Savaş'taki Sovyet etkisinin azalmasından sonra yaklaşık 45 sene arkasını döndüğü Orta Doğu'ya tekrar döndü. Ancak bu dönüş kademeli olarak Özal hükümetinden sonra da yükselirken AKP hükümetinden sonra daha farklı bir sürece girdi. Ancak Sayın Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı'ndan sonra çok daha hızlı bir şekilde Orta Doğu'da yükselen güç olarak Türkiye'nin aynı zamanda hem yumuşak güç kullanması hem de aynı zamanda arbiter dediğimiz uluslararası hukuk açısından hakem rolüyle bölgeye döndüğünü görüyoruz. Batı medyası genellikle Orta Doğu'yu baskıcı olarak ve totaliter rejimler olarak adlandırır. Ama biraz derine inip baktığımızda aslında bu baskıcı rejimlerin oluşturulma aşamasında Batı her zaman devrede olmuştur. Evet, bu rejimler totaliterdir, baskıcıdır ama Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana, yani bölgenin paylaşımı sırasında sınırların alelacele çizilmesi sırasında bizzat bu baskıcı rejimlerin, totaliter rejimlerin temelini batılı kurumlar, batılı ülkeler atmıştır. Dolayısıyla çok uzun yıllar bundan rahatsız olmayan, Orta Doğu sistemini bu şekilde götüren baskıcı ülkeler, batılı ülkelerin daha sonra çıkıp totaliterizmle ya da diktatörlükle bu ülkeleri suçlaması aslında tam bir ikiyüzlüktür. Söylenen doğrudur ama bunu yaratan da bir yanıyla, büyük bir yanıyla Batı'nın kendisidir. Tabii ki bölgenin dinamiği ve bu dinamiğin önünün kesilmesi, Arap milliyetçiliğin çok yıllar sonra başka bir şeye evrilmesi, Bağız düzeninin burada egemen olmasının da önemli gerekçeleri vardır ve bu baskıcı düzene katkı anlamında. Genel olarak Batı medyasının Orta Doğu ülkelerini veya rejimlerini müstebit veya totaliter olarak nitelendirmesi bence de doğrudur. Sebep şu, bilindiği gibi Osmanlı'nın son döneminde 2. Abdülhamit ve idaresi için aslında otoriter bir sistem nitelendirilmesinde bulunulmuştur. Yani 2. Abdülhamit Han kimilerine göre Kızıl Sultan'dır, müstebittir, despottur vesaire. Bunu biliyoruz. Lakin onun yerine gelen iddiatçıların daha da koyu bir Jacobinizmi izledikleri söylenebilir. İslam literatüründe istibdat diye bir kavram var. İstibdat kavramı aslında Fransız devrimi ile birlikte Batı'da Jacobin idare olarak algılanmıştır. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılması ile birlikte otoriter, yani kraliyet idareleri gitmiş, yerlerine tek partili sistemler, totaliter sistemler gelmiştir. Türkiye'de bunun tatbikatını İttihat ve Terakki'de görüyoruz. Lakin İttihat Terakki ile de kalmamış. Daha sonra İttihat Terakki'den sonra Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş ve bilindiği gibi 27 yıllık idare, 1923 ile 1950 arasındaki idare genel olarak otoriter veya daha ziyade totaliter idare olarak tanımlanmıştır. Ve İslam dünyasında da bu tip tarzı idarelerin yaygınlaşacağını bir şekilde görüyoruz. O açıdan ben Batı'nın bu tanımlamasına uygun görüyorum. Batılılar da zaten bunu kabul ediyorlar. Time dergisinin çok eski sayılarından bir tanesinde Batı için en önemli ve en iyi rejimin aslında totaliter veya müstebit rejimler olduğu ifade edilmiştir. Hatta Condoleezza Rice bilindiği gibi 2003'ten sonra 2004'te, 2005'te BOP diye bir proje ortaya attılar. O BOP projesi sırasında Orta Doğu ülkelerinin demokrasiye geçişi özendirilecekti. Gerçekten de ilk birkaç ay veya 18 ay böyle bir deneme yapıldı. Lakin ardından Condoleezza Rice yeni bir açıklama yaptı. Dedi ki biz 60 yıldan beri
totaliter müstebit idareleri destekliyorduk. Bir an vazgeçtik fakat tekrar istikrara dönüyoruz dedi. Yani Batılılar hem totaliter dediler, totaliter rejimler dediler, hem de bu rejimleri istikrar unsuru olarak algıladılar. Bugüne kadar desteklediler. Ve dolayısıyla o Arap Baharı ile birlikte bölge yeni bir döneme geldi. İşte Amerika'da bu dönemde bu devrimlere nasıl bir teşhis koyacağını, onlara karşı nasıl mukabilede bulunacağını herhalde düşünüyor. İşgaller, göçler, savaşlar ve trajedilerle anıla gelen Orta Doğu, 2011 yılına Tunus'ta yaşanan isyanla girdiğinde, yaşanan sürecin bölge için yeni bir yüzyılın başlangıcı olması beklenmiyordu. İşsiz bir gencin güvenlik güçlerince tokatlandığı haberiyle sokaklara dökülen Tunus halkı, Mısır, Cezayir, Yemen, Umman, Bahreyn, Libya ve Suriye gibi birçok ülke halkını da yeni bir yürüyüşe çıkarmıştı. Zeynel Abidin Bin Ali, Hüsnü Mübarek, Ali Abdullah Salih, Muammer Kaddafi gibi figürler tarafından uzun yıllar boyu bir korku rejimiyle yönetilen Orta Doğu halklarının da Batı tarzı bir demokrasiye layık görülmeleri için küresel dengelerin yeniden kuruluyor olması gerekiyordu. Tahrir ruhu olarak da adlandırılan isyan rüzgarı, bölge için yeni bir dönemin işaretçisiydi. Osmanlı sonrası içine düştüğü boşluğun ardından kayıp bir yüzyıl yaşayan halklar, bölgenin kaderi için hesapları olan birçok faktörden biriydi. Özellikle Tunus ve Mısır'daki eylem sürecinde rüzgarın estiği yöne göre siyasal açıklamalar yapan Batı dünyası, Libya ve Suriye gibi ülkeler içinse Birleşmiş Milletler, NATO gibi öncü kuvvetlerini sahaya sürmek durumunda kalmıştı. Uzun yıllar boyunca şiddet, terör, totaliterlik, üçüncü dünya gibi adlandırmaların gölgesinde yaşayan Orta Doğu halkları, bugün kendi geleceğini kendi dinamikleriyle kurmanın yollarını arıyor. İngiltere, Arap milliyetçini harekete geçirirken şunu söyledi. Siz Osmanlı zabitlerini, subaylarını ve valilerini kovarsanız biz size Büyük Arabistan'ı vereceğiz. Verilen kurgu böyleydi ve Arap isyanı aslında Osmanlı'yı bölgeden söküp atmaya yöneldi. Her ne kadar Birinci Dünya Savaşı'nda bazı Araplar bizimle Çanakkale'de savaşsa dahi biz Arap desteğini kaybettik ve Osmanlı geri çekildi. Bu 1917'de Irak'ın teslimiyle oldu ve en son Medine'nin teslimiyle de Türkiye bir şekilde Lozan Anlaşması'ndan sonra sınırlarını yeniden çizdi. Araplar ulus devleti geçen bu 80 sene içerisinde tamamlayamadılar. Arapların bu kurulan manzume içerisinde özellikle Suriye'deki etnik yapıya baktığımızda dini yapında farklı olduğunu görüyoruz. Yani Irak'ta Şii bir yönetimin başına Suudi ailesinden gelen Sünnilerin başa geçtiğini gördük. Aynı şekilde Suriye'de etnik ve dinsel yapının çoğunlukta Sünnilerin olmasına rağmen Şii liderlerin Baas Partisi vasıtasıyla bölgeyi idare ettiğini gördük. Mısır'da farklı bir yönetim vardı. Mısır'da da Arap milliyetçiliği bütün Arap dünyasının liderliğini oynadı. Ha bu noktada geldiğimizde özellikle Arap-İsrail savaşları Mısır'ın liderliğini götürmüş ise de ikinci savaşta
Yani Yom Kipur Muharebesi'ne rağmen Mısır'ın istediği askeri zaferi alamaması Mısır'ın liderliğini önemli ölçüde düşürmüştür. Tabii burada şunu gördü ki Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e çok önemli askeri ve hava gücü ve kara gücünden destek verdiğini, yüksek teknoloji olduğunu verdiğini gördük. Sovyetler Birliği ise bunu destekleyemedi. Bu özellikle Camp David Anlaşması'ndan sonra Mısır'ın istikamet değiştirerek, çok ilginç bu, Amerika ile ortaklığa girdiğini görüyoruz. Suriye'nin yine Sovyetlere bağlı kaldığını görüyoruz. Ama çok ilginç, 1979 Irak-İran Savaşı'ndan sonra iki önemli değişim oldu. Bunlardan bir tanesi İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük müttefiki olmasına rağmen Hümeyni rejimi geldikten sonra İran'ın Amerika ve Sovyetler Birliği'ne karşı olduğu, daha sonra da Rusya ile ortaklık yaparaktan Rus silahlarını aldığını görüyoruz. Irak da aynı şekilde bu savaştan mağlup çıkınca Kuveyt Muharebesi'nde Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler 686-88 sayılı kararına bölgeye müdahale ettiğini görüyoruz. İşte bu nokta çok önemli. Baba Bush'un yaptığı 1. Körfez Savaşı ile beraber yeni dünya düzenidir. New World Order dediğimiz, yani 2. Dünya Savaşı sonrasında Başkan Truman tarafından ortaya atılan düzenin yeniden canlandırıldığını görüyoruz. Ve Amerika özellikle hegemonik tek güç olarak, yani en üstün yüksek konvansiyonel silahlara sahip olan, en büyük orduya sahip olan ve Orta Doğu'ya yerleşik askeri gücüyle Orta Doğu'yu yönlendirebilen temel aktör olarak ön plana çıktı. Peki bu durum neyi değiştirdi diye baktığımızda şunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'le olan ittifakını bölgede güçlendirdi. Ama bu şunu da getirdi. O da neydi? Bush doktrine göre önce Irak çözülecek, Irak'a demokratik bir rejim getirilecek. Ondan sonra da Filistin meselesi. Ancak geçen zaman içerisinde, 20 sene içerisinde bunun böyle olmadığını gördük. Ve uluslararası toplumun önünde en büyük sorun hala hazırda Filistin meselesi. Peki 2010 sonunda ortaya çıkan WikiLeaks dediğimiz hadise, yani bazı bilgilerinin, gizli bilgilerin, diplomatik belgelerin dünya kamuoyuna açıklanmasıyla Orta Doğu'dan nasıl bir baraj başladı? Bunu Tunus'ta efendime söyleyeyim bir ihtilal girişimiyle Bin Ali'nin rejimi terk ettiğini görüyoruz ve bu karanfil devrimi denilen veyahut da başka çiçek isimleri verilen bu devrimin aslında şunu hareketlendirdiğini. Bir, siyasal olarak gerek radikal İslam'ı savunanlar, gerekse liberal Araplar, hatta demokratların önce demokrasi istediklerini görüyoruz. Libya ve Suriye'den sonra bana göre Batı'nın hedefinin İran olduğu yolunda bir takım akademisyenler tarafından iddialar var. Ve nitekim geçtiğimiz hafta içerisinde İran sevgili peygamberimizle bir askeri tatbikat yaptı. Burada Amerikan üslerini vurabileceğini ifade etti. Bu tabii Türkiye-İran-Suriye ittifakını da bozabilecek bir açıklama. Çünkü Türkiye bir NATO ülkesi ve kapalı bir tehdit olarak da Türkiye'nin böyle bir harekatta kendi askeri kuvvetlerinin kullanılmasına NATO'nun 5. maddesine göre izin vermesi halinde Türkiye'yi de bu füzelerin içerisine sokabileceğini ifade etmesi Tahran'ı bana göre zora soktu. Neden? Türkiye hem Birleşmiş Milletler'de İran'ın nükleer silahlar yapımına karşı yaptırım kararına karşı veto hakkını kullanmak suretiyle burada Güvenlik Konseyi'ne Batı'dan önemli bir şekilde eleştiri almasına rağmen ve hatta Türkiye'nin dış politikada eksenini kaydığı yolunda çok ağır ithamlarla karşılaşmasına rağmen Tahran'ın yanında yer almıştır. Öte yandan bir başka hadise de Sayın Cumhurbaşkanı Gül'ün Lisbon zirvesinde ifade ettiği üzere NATO'nun özellikle füze savunma kalkanının projesinde İran'ın isminin zikredilmeden bunun plandan çıkarılmasını sağlayan Türkiye olmuştur. Bütün bunlara rağmen Tahran'ın bu gidişattan Türkiye'yi suçlandırmasını ben doğru bulmuyorum. Ve bir şekilde Tahran'ın bu yanlıştan döneceğini zannediyorum. Netice-i kelamda gelecek orta ve uzun vade kapsamında bölgedeki belirsizliğin devam edeceğini zannediyorum. Orta Doğu'da ulus devlet kavramı bence tartışmalıdır ve ulus devlet bildiğimiz anlamda ulus devlet kategorisine girecek ülke sayısı bir ya da ikiyi geçmeyebilir. Tabi bunun gerekçelerine bakmak gerekiyor. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'ndaki sisteme, oluşturulan sisteme baktığımızda örneğin Irak'ı ele alalım, örneğin Suriye'yi ele alalım.
hep bir azınlık yönetimi, azınlığın çoğunluk üzerine tahakkümü üzerine kurulmuş bir sistemdir. Yani Irak'taki Saddam sistemi, Suriye'deki Baas sistemi ve ardından gelen Esad sistemi, sömürgecilerin bizzat çoğunluğu daha kolay yönetebilme amacıyla oluşturdukları sistemlerdir. Dolayısıyla burada net bir ulus bilincinin oluşması çok zordur. Zaten o dönemi planlayanlar bunu çok da fazla böyle planlamamışlardı. Baktığımızda hangisine bakacak olursak olalım, Filistin dışında, belki Mısır dışında bir ulus bilincine sahip ülke, topyekün bir ülke olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü daha çok dinsel, mezhepsel kırılmalar üzerinden bu ülkeler yönetilmişlerdir. Hala da bu şekilde gitmektedir. Dolayısıyla Filistin kurtuluş mücadelesini ya da ulusal mücadelesini bir yana kuracak olursak, Mısır'daki yapıyı bir yana koyacak olursak, belki biraz Tunus'u da ayırabiliriz. Ama Irak'ta, Suriye'de, Ürdün'de bir ulus devletten, bir ulus bilincinden bu anlamda açıkçası söz edemeyiz. Bugün zaten yaşanan sancıların, bu doğum sancılarının, işte bizim Arap ayaklanmaları dediğimiz bu sürecin gerekçeleri de burada oluşmuştur. Buradan başka bir şeye evrilecektir. Burada olan biten acaba kendi dinamiğiyle mi harekete geçmiştir? Yoksa işte batılı ülkelerin bir takım tırnak içi komploları ya da kışkırtmalarıyla mı meydana gelmiştir? Ben açıkçası kişisel olarak dünyadaki bu tür olayların kendi dinamiği, en başta kendi dinamiği olmadan harekete geçemeyeceğini düşünenlerdenim. Tunus ve Mısır'a baktığımızda eğer halkın bir iradesi, halkın bir tepkisi başlamamış olsaydı daha sonrasının gelmesi çok zor olacaktı. Dolayısıyla burada bir kitlelerin inisiyatifinden söz edebiliriz. Ancak farklı gerekçelerle Libya ya da Suriye'ye baktığımız zaman, ki ben Libya'da mesela Arap ayaklanmalarını ya da Arap Baharı'nın kirletildiğini düşünenlerdenim. Bir süre sonra başta Amerika olmak üzere bölgedeki bu ayaklanmaların kontrolden çıkmasını önlemek için örneğin Bahreyn'e Suudi Arabistan'ın işgal etmesine izin vermiştir. Libya'da çok erken bir kararla belki sonra işgale varacak bir sürecin ışığını yakmıştır. NATO'nun operasyonu arkasından gelmiştir. Dolayısıyla orada bir iş dinamik özelliğini yitirmiştir. Suriye ise nereye gittiğini şu an tam bilemiyoruz. Ama Suriye'deki dinamiğe baktığımızda bu kadar yıl baskı rejiminden sonra bu kadar insanlar sokağa çıkıyorsa bunu sadece şu ya da bu ülkenin komplosu ya da kışkırtmasıyla açıkçası açıklayamayız. Ama hayatta şu vardır, özellikle Orta Doğu'da kontrolü kaybetmek istemeyen güçler belli zamanlarda devreye girmek isterler, kendileri yönlendirmek isterler. Bunu da hiçbir zaman gözden çıkarmamamız gerekir.